Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugünkü kısa videoda sizlerle bacak ağrılarının bir diğer sebebi olan bel fıtığı hakkında konuşmak istiyorum. Bel fıtığı çok sık duyduğumuz, herkeste varmış gibi kabul edilen, yani benim de fıtık var, kaynımın da belinde fıtık var, onun da belinde fıtık vardı, bacağına vurdu, ameliyat oldu. Böyle şeyler çok fazla duyuyoruz. Aslında bel fıtığı bir tarifleyelim. Bel fıtığı belimizdeki omurgalar arasında omurgaların birbirine sürtünerek zarar görmesini engelleyen disk adını verdiğimiz, içinde jöle kıvamında bir materyal, bir malzeme bulunan yumuşak yastıkçıklar var, diskler. Bu disklerin omurgaların arasından belin arka kısmına doğru, yani sinir köklerinin çıktığı yere baloncuk yapması, fıtıklaşması, oraya doğru pörtlemesi diyebiliriz. Aslında yaş ile ilişkili bir şey bu. Yaşımız ilerledikçe disklerimiz dejener oluyor, yaşlanıyor, eskiyor ve eski elastikiyetini kaybediyor. Buna bağlı olarak da çok kolay bir tarafından yırtılarak içeriğini dışarı doğru çıkmasına, yani fıtıklaşmasına sebep olabiliyor. Eliniz ağrıyor, doktora gidiyorsunuz, bacağınız ağrıyor. Sizden hemen bir bel MR'ı isteniyor. Bel MR'larında da normal rapor bulmak çok güç. Yani yazılan bel MR'larında her zaman patolojik bir şeyler radyolog olarak söylüyor oluyoruz. Ama bunların çoğu aslında sizin şikayetinizle hiç ilişkili şeyler değil. O yüzden tekrar daha önceki videolardan söylemiştim. MR tetkikleri %100 sonuç veren şeyler değildir. Hani bir MR çektirdim, her şeyi öğreneceğim, böyle bir şey yok. Daha çok kafa karıştıran şeyler de oluyor. Şimdi bel fıtığı olduğu zaman nasıl bir bacak ağrısı oluyor? Yani daha doğrusu bacağımız ağrıyor. Bu bel fıtığından mı? Hangi doktora gitmeliyiz? Neler yapmak gerekiyor? Ondan kısaca bahsedeyim size. Bel fıtığında bir kere ağrı olabilmesi için birkaç ön şartımız var. Birincisi, fıtıklaşan disk parçası sağdan ya da soldan ya da ortadan, fark etmiyor, omurgadan, yani omurilikten çıkan ve bacağımıza doğru giden sinirlere doğru baskı yapacak. Bu baskıyı yaptığı zaman o sinir, hangi sinirse ve hangi tarafa gidiyorsa, orada yanma tarzında, karıncalanma tarzında ve özellikle pozisyonla değişen, artan, azalan ağrılar hissedebiliyoruz. Bir de tüm sağlı sollu her iki tarafı sıkıştırabilir. Omurga kanalını, omurilik kanalını tümden daraltabilir bazı fıtıklar. O daha farklı bir bulgu veriyor bize. Bunun ayrımı zordur. Yani bir bel ağrısı bel fıtığından mı kaynaklanıyor yoksa damar probleminden mi kaynaklanıyor? Onunla ilgili çok temel bir şey söyleyebilirim sizlere. Eğer bacağınızdaki ağrı yol yürürken, yokuş çıkarken artıyorsa ve özellikle baldırlarınızdaysa, bu muhtemelen bir damar hastalığına bağlıdır. Merdiven inerken, yokuş inerken olan bir bacak ağrısı varsa, bu da çok büyük ihtimalle belinizde var olabilecek olan bir bel fıtığıyla ilişkilidir. Bel fıtıklarının tedavisine gelince, bel fıtıklarının çok büir çoğunluğu kendi kendine iyileşmeye meyillidir. Yani koruyucu önlemlerle tedavi ediyoruz. Çok az bir kısmında ameliyat gerekiyor. Bunun da ameliyatlarını çoğunlukla beyin cerrahları ve ortopedi uzmanları yapıyorlar. Bel fıtığının ağrısı kalçaya, uyluğa ve baldıra vurabilir. Dediğim gibi pozisyonla değişebilir. Bel fıtığı olduğumuzu düşünüyorsak, gideceğimiz doktor ya bir ortopedi uzmanı olacak ya da bir beyin cerrahisi uzmanı olacak. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.